Kurul vardı, Ankara'daydık. Celalettin Bey'le mecliste görüşmemiz de başlayan, daha önce de tabi birebir ayaküstü telefonla veya yüzle yaptığımız görüşmeler vardı ama 9 Haziran'da meclis bahçesinde Celalettin Bey'le veya 8 olabilir bir gün önce Maraşspor'un bu seneki hedefleri ne olmalı, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için neler yapmalıyız noktasında biz Celalettin Bey'e ve Uğur Dilipak vekilimiz de oradaydı. Bir dosya sunduk, bir rapor sunduk. Bu raporda ne vardı? Kahramanmaraşspor'un 3 yıllık borçları, finansal yapısı ile ilgili artı ve eksileri, yapılan ödemeler, kalan borç, o günkü ekstra, son güncel borç durumu vardı. Celalettin Bey'le belki süreçte bu sene bu borçlar zaten belli bir yere inmiş. Rakamı gördüğünde zaten kendisi de takdir etti. Bu yılki hedefler için nasıl bir bütçe lazım diye sorduğunda onunla ilgili düşüncemizi de kendisiyle paylaştıktan sonra bu start verildi tabiri caizse. Ondan sonra işte burada yine süreçte zaten belediye başkanımız Fatih Bey'le devamlı görüşüyorduk. Bu görüşmeler yine oldu, ikili üçlü görüşmeler aramızda. Ve bunu şehrin tüm dinamiklerine yayma noktasında ortak bir karar verildi. Bunun üzerine Sayın Valimizin çağrısı ve talimatıyla 2 hafta önce Cuma günü valilikte Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Bey, Ticaret Odası Başkanı Serdar Bey, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Bağsuyu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanif Öksüz, Esnaf Odalar Başkanı Ahmet Kuybu ve Celalettin Bey ve ben kulüp başkanı orada bu dar çerçevede ama Kahramanmaraşspor'un geleceğiyle ilgili bir toplantı yaptık. Orada alınan kararları da sitemizde paylaştık. Yine ben sözlü olarak size söyleyeceğim. Bu en önemli şey neydi? Kahramanmaraşspor ve futbol takımlar için etkin ve devamlı olan bir yönetim anlayışının olması, her dönem birilerine endeksli, şahıslar, isimler endeksli değil, gelir giderlerin. Bunun bir sisteme oturtulması, en azından belli rakamdaki bütçenin bu takımla ilgili devamlı oluşturulması noktasında isimlere değil de sistemlere ve kurumlara dayalı bir yapı, yönetim yapısı tartışıldı. Bunun üzerine alınan ortak karar şöyleydi. Burada emeğe geçen, dediğim gibi bu saydığım büyüklerimizden hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Celalettin Bey'e, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meclis Ticaret Odası Başkanımıza, Meclis Başkanımıza, Borsa Başkanımıza ve Esnaflar Odası Başkanımıza gerçekten ciddi katkı sağladılar. Yönetim anlayışında şu şekilde karar verdik. Adına istişare kurulu dediğimiz bir kurul oluşacak. Bu kurula, saydığım kurumlardan belirleyeceği bir veya iki kişi yönetime dahil olacak. Bu kurumlar esas olacak. Yönetime dahil olan insanlar bugün atıyorum Ahmet Bey olabilir X kurumdan, Ticaret Odası'ndan. Yarın Mehmet Bey olabilir ama Ticaret Odası o da devamlı bu yönetimin istişare kurulunda bulunan, hani diğer kurumlar da öyle. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, işte milletvekillerimizin ve STK'ların temsilcileri olarak birileri bu yönetimde bulunacaklar. Bu yönetim ne yapacak? Bu yönetim Kahramanmaraşspor'la ilgili hedefleri ortaya koyacak kulüp başkanıyla birlikte. Neyi yapacak? Bu hedefler doğrusunda olması gereken bütçenin kararı verilecek. Sonra da bu bütçeyle ilgili bu parayı oluşturma noktasında çalışmalar yapacak ve bunu devamlı yapacak. Aynı şekilde oluşan bütçe, toplanan para da yine harcamalar yapıldıktan sonra bu kurulun huzuruna sunulacak ve onlarla birlikte teyit alınıp tüm basına, tüm halka, tüm kamuoyuna da paylaşılacak. Bu şekilde şeffaf bir yönetim, toplanan para nereye gitti, nasıl harcandı, kime harcandı, bunu tüm kamuoyu en uç detaylarına kadar bilecek. Dolayısıyla futbol takımlarının genelinde olan Maraş'ta da bizim yaşadığımız bu bilgi kirliliği, ya bu anonim şirket, biz parayı verelim de adamın şirketine niye verelim gibi, biz verdik parayı da nereye gitti, adam aldı kendi şirketine mi götürdü, tırnak içinde hep söyleniyor sosyal medyada, yeğenlerine mi yedirdi, fabrikasına mı götürdü, Fatih'in evine mi götürdü gibi soruları ortadan kaldırmak adına benim zaten oradaki büyüklerimize talep ettiğim bir çözümdü. Sağ olsunlar, onlar da bu fikri doğru buldular ve bu şekilde şeffaf
açık ve divan kurulu gibi bir üst kurul olarak bu harcamaları takip eden ve bunun hesabını soran ve sorulmasını isteyen de benim. Bu şekilde bugün mesela atıyorum X bir firma 100 bin lira verdi. Bu 100 bin lira nereye harcandı, ne yapıldı? Bunlar da periyodik olarak büyük ihtimalle aylık olacak. Bu kuruma, bu üst kurula, istişare kuruluna sunulacak. İstişare kurulu da isterse bunu basınla ve kamuoyuyla paylaşacak. Dediğim gibi bu kurulda bulunan kurumlarda demin saydığım büyüklerimizin temsil ettiği kurumlar olacak. Diğer operasyonlar yapan işte basından sorumlu arkadaş, taraftardan sorumlu arkadaş, ne bileyim federasyon ilgili profesyonel işleri takip eden arkadaşlar profesyoneller olacak veya gönüllü arkadaşlar olacak. Bu icraatı yapan bu heyetin üst kurulu, bu divan kurulu gibi bir üst kurulu, istişare kurulu bu büyüklerimiz olacak. Bu büyüklerimizin bize gönderdiği insanlar olacak. Onlar da harcamaları ve her şeyi kontrol altında tutarak ve nereye gittiğini bilerek kamuoyuyla paylaşacak.